Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Evet, bir zirvedeki restoranlar programından daha her neredeyseniz oraya şefimiz Sayın Adem Öztürk ile birlikte konuk oluyoruz. Sonrasında tabii ki biz şefimize konuk olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizler ve izleyicilerimiz şefimizi tanımak ister. Evet, Adem Öztürk. 1971. Bolu Mengen doğumluyum. Yaklaşık 32 yıldır bu sektörde çalışıyorum. 20 yıldır aşçıbaşı olarak çalışıyorum. Evet. Evliyim. İki kızım var. Maşallah. Allah bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi ilkokul 1. sınıfa gidiyor. Maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ve aktif olarak şu anda da çalışmaya devam ediyorsunuz. Evet. Peki bugün izleyicilerimize ve bize ne hazırlayacaksınız? Bugün daha önce hiç üzerinde çalışmadığım bir şey kendimde kafamdan tasarladım. Pirzola. Pirzola değişik bir tarzda yapmak istiyorum. Yani normal pirzola dışında. İsmi de bir an böyle yani yolda giderken aklıma geldi. Yani daha önce ismi olmayayım. Kapkaç pirzola. Kapkaç. Kapkaç. Yani hani pirzolayı kaptın kaçtın. Ay ne kadar güzel bir o isim. O anlamda evet. Bu tamamen size ait evet. Bir bana ait reçete. Evet. Peki öyleyse hem başlayalım yapmaya hem bir yandan da sohbetimize devam edelim olur mu? Tabii ki. Buyurun mutfak sizin. Evet teşekkür ederim. İlk önce pirzolalarımızı düzenleyelim. Pirzolamızın kuzu mu olması evet. Gerekiyor? Kuzu pirzola. Evet. Kuzu pirzola. Dana pirzola daha çok steak tarzında. Hı-hı. Yani steak etlere uygun. Evet. Kuzu pirzola. Evet. Öyleyse kuzu pirzola ile hazırlayacağız. Yani fazla bir marinasyona da gerek yok. Kuzu Hı-hı. Bu. Yani istediğimiz şeyde pişirebiliriz. Az karabiber değirmende şey yaptım. Evet. Çok az tuz koyacağım. Evet. Çünkü ben bunu teriyaki sosla tatlandıracağım için tuz oranını iyi ayarlamam lazım. Yani hatta hiç olmasa bile de olabilir. Olabilir yani, diyorsunuz. Yani arzu edenler şey tuz kullanmayabilirler diyorsunuz. Yani. Evet. Çok az. Bunu zeytinyağıyla marine edeceğiz. Evet, biraz zeytinyağıyla marine yani, edildi. Zeytinyağı daha çok yumuşak tutuyor etleri. Normal bir ayçiçek yağından çok farklı. Bunları şöyle alt üst etti miydi? Karabiberi, tuzu, zeytinyağı iyice birbirine karışmış oluyor. Yani evet. Evet. Bu şekilde. Bu arada pirzolamızı evet, döküm tavamızda evet, pirzolamızı dökümüz. Pişireceğiz. Bu arada tabii garnitürümüz brokoli ve kırmızı lahana, mantar, armut kullanacağım. Armut. Evet. Farklı bir aroma verecek. Evet. Bunu kremayla, tereyağıyla tatlandıracağız. Wok tavamız var. Hemen çıkartıyorum. Evet. Evet. Da bunu da biraz zeytinyağı ve şey yapacağız. Malzeme şu an biraz fazla görünüyor ama biz kullanacağımız kadar bir porsiyona kullanacağımız kadar ayarlayacağız. Ama sonuçta sebzedir.
yenilebilir de değil mi? Yani bu çok farklı bir tat veriyor. Kırmızdağına belki hani sadece salata değil de hani böyle garnitür olarak da yenilebiliyor. Tabii salata olarak da çok hoş. Çok. Çok lezzetlidir, evet, gerçekten. Evet, lezzetli bir sebzemiz. Kırmızı lahanamızı tavamıza koyduk. Evet. Herhalde diğerlerinden biraz daha sert olduğu için ilk önce kırmızı lahanamızı. Yani kırmızı lahana çabuk pişecek bir ürün olmadığı için onu biraz şey yapacağız. Sonuçta pirzola bir 4-5 dakika zamanda pişiyor zaten. Pişiyor. Evet, evet, doğru. Yani. Doğru. Peki 30 yıl dediniz değil mi bu meslektesiniz? Tabii 30 yıl, evet. Bolulusunuz. Evet, Bolu'yum. Bolu Mengenliyim. Bolu Mengen tam yeri. Aşçılarımızın evet. Çıktığı, yetiştiği tam yeri. Siz nasıl karar verdiniz aşçı olmaya? Yani ailemiz, dedelerimiz bu meslekle uğraşmışlar. Tanıdıklarımız herkes aşçı. Bize de başka alternatif düşmüyor zaten. Yani belli bir yaşa geldi miydi? Yapacağımız iş aşçılık. Yani aşçı olmak. Biz şimdi bizim orada tabii okulumuz da var. Yani lise var, üniversite var. Ama bizim zamanımızda okul daha yeni açılmıştı. Bizim gençlik yıllarımızda okul daha yeni açılmıştı. Biz tabii ki okullu değiliz. Biz alaylıyız. Biz mutfağın en zemininden yetiştik. Yavaş yavaş. Güzel olan da bu değil mi? Yani mutlaka. Tabii keyfini çıkarta çıkarta ezile ezile bugünlere geldik. Evet. 20 yıldır da ben sorumlu aşçıbaşı olarak çalışıyorum. Yanımda çok kişiler çalıştı. Devlete bağlı olan yerlerde de aşçıbaşılık yaptım. Devlet Hastanesi, TÜBİTAK. Hı hı. Hı hı. Artı şu an tabii Başbakanlığa bağlı. Eskiden Başbakanlık vardı, şu an yok. Darüşşafaka'da çalıştım ben. Huzur evinde. Evet. Yakacık'tı. Evet, 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 evet. Yani orası 5 yıldız otel statüsünde bir yer. Çok kaliteli bir hizmet veriliyor orada. Evet. 5 yıl ben orada kaldım. Oranın aşçıbaşılığını yaptım. Bir de devlet hastanesinde de görev yaptım, evet, dediniz. Şimdi bir aşçının hastanede görev yapabilmesi gerçekten çok çok önemli bir şey. Yani. Sonuç itibariyle her şey sadece sizin reçetelerinize uygun değil. Kesinlikle. Bir de değil mi? Tabii karma reçete kullanıyoruz orada yetişenlerle birlikte. Ya. Yani yetişenlerimizin öngördüğü, bizim de fikirlerimizin buluşturduğu bir ortak noktada yemekler çıkartıyoruz. Usule uygun, diyete uygun. Oldukça yemek. Zor olsa gerek değil mi yani, bunu evet, bu şekilde hazırlayabilmek? Hem lezzetli yapmak durumundasınız hem de sağlığa çok çok uygun bir şekilde hazırlamak, sunmak zorundasınız. Bana kesinlikle kalırsa da en zor hali diye düşünüyorum mutfağın. Maalesef. Bu arada bunlar da yavaş yavaş pişmek üzere. Az daha şey yapsın. Evet. Hem mantarımızı koyacağım. Daha sonra en son armutları koyacağım. Armut çabuk pişeceği için sadece bize aroması lazım bir evet şekilde. Brokollerimize bakalım bu arada. Ne durumdalar? Brokolimiz de oldukça sağlıklı. Yani brokoli bizim kültürümüzde yok ama bir şekilde alternatif olarak hem sağlıklı, zeytinyağlısı falan çok güzel oluyor bunun. Evet. Görüntü amaçlı da çok güzel yani. Çiçeğe de benziyor. Yani bir hoş değil bir görüntü mi veriyor. Dekoratif olarak da yani, tabakta çok hoş duruyor. Kesinlikle hoş duruyor yani. Peki şefim şunu soracağım. Buyurun efendim. Brokoliyi kullanmış olduğumuz birçok yemekte, sunumda bizim şu öz be öz karnabaharımızı kullanamaz mıyız? Karnabaharımızı kullanabiliriz. Karnabaharın tadıyla bunun tadı arasında çok fazla fark yok. Biraz değil detay mi var. Evet, biraz detay var. Karnabahar da tabii ki hoş bir yemek. Tabii bunun içeriğini ben çok detaylı bilemem.
diyetisyenlerimiz daha iyi bilir. Yani lif oranları belki farklıdır, şeydir. Onlar farklı olabilir, doğru. Tabii renk olarak farklı. Ama tabii görünüm, tat olarak ikisini bir arada kullanabiliriz. Değil mi? İkisi bir arada da kullanılabilir. Yani kullanıyoruz lezzet zaten. Açısından çok da farklı değil birbirinden. Çoğu zaman da kullanıyoruz zaten yani. Evet. Karnabaharı bizim Türk mutfağında aşçılar çok sever. Genelde tüketenler fazla sevmez, tadını sevmezler. Halbuki ise karnabaharın her şeyi yapılır. Salatası yapılır. Değil mi? Zeytinyağlısı yapılır. Tavası yapılır. Yani yumurtayla değişik sos yaparsın. Evet. Yani kızartmasını yaparsın. Evet. Yani karnabahar her türlü hoş. Her türlü güzel yani, olur diyorsunuz. Tüketilmesi lazım zaten. Şimdi yaz kış değil, her mevsim karnabaharı buluyoruz. Evet, bulunabiliyor. Evet. Ve bana kalırsa oldukça sağlıklı bir besin maddesi de. Kesinlikle. Söylediğiniz gibi birçok çeşitlendirerek birçok hali de sofralarımızı süsleyebilir. Neden evet. süslemesin? Yani. Örneğin ben beşamel sosla hazırladığım, işte haşlamış olduğum karnabaharı fırına verdiğimde işte üzerine biraz da ne bileyim böyle kaşar peyniri falan tabii. çok lezzetli oluyor. Arzuya göre, isteğe göre insanların tüketebileceği her şeye yani olabilir. Beşamel sosu da olabilir, kaşar da koyabilirsin. Yani öyle de olabilir. Öyle de olabilir değil tabii, mi? Yani, veya olabilir. Sadece kıymayı kavurup efendim üzerine de dökebiliriz, yine fırına verebiliriz. Yani şimdi vejetaryen olanlar için tabii kıyma gerekmez ama. Başka şeylerle süsleriz o zaman kesinlikle, biz de değil kesinlikle mi? Kesinlikle olabilir. Yine başka sebzelerle süsleyip. Biz ona başka sebze yani havuçla karnabahar bir arada çok hoş olur. Havuç, karnabahar, bir de bu kapya biber yani kırmızı biber. Doğru, çok da yakışır yani, birbirine. Bir arada birbirini tamamlıyor. Lezzet evet. olarak da, görünüm olarak da tamamlıyor. Çok da yakışırlar birbirine. Evet, evet. Brokoliyi tükettiğimiz kadar karnabaharı da tüketebiliriz. Ben kesinlikle. De bunu araştıracağım. Lif oranı, işte ne bileyim veya şeker oranı. Evet. Bir takım özellikler, ayrıcalıklar neler? Araştıracağım ben de. Ona göre bundan sonra sofralarımızda belki biraz daha fazla yer verebiliriz. Kesinlikle. Brokoliyi tüketebiliyorsak karnabaharımızı da neden tüketmeyelim diye düşünüyorum kesinlikle ben. Efendim. Evet, bu arada bizim kırmızı lahanamız da pişmek üzere. Evet. Kırmızı lahanamızın da salataların vazgeçilmezi olduğunu biliyorduk. Kesinlikle. Ama garnitür olarak böyle pişirilerek kullanılması da ayrı bir tat, lezzet diye düşünüyorum evet, ben. Evet, birazdan tadına bakacaksınız zaten. Evet. Yani farklı bir lezzet mutlaka göreceksiniz. Hani insanlar diyebilir ya, kırmızı lahananın da yemeği olur mu? Gerçekten hoş oluyor. Olur olur, her şey olur. Her şey olur. Her şeyden olur. Farklı lezzetleri denemek, tatmak kesinlikle gerekiyor. Fayda da var bunda. Örneğin pancarı eskiden çok tüketmezdik sofralarımızda. Kırmızı, daha çok işte kırmızı pancarı. Evet. Tabii. Kırmızı pancar tabii ki. Yani salatası, söğüşü, rende olarak. Çok lezzetli. Süzme yoğurda karıştırıp. Yani biz pembe sultan deriz genelde. Değil mi? Restoranlarda meze. Meze olarak. Evet, meze olarak. Pembe sultan biz onunla yaparız zaten. Çok lezzetli kırmızı olur. Kırmızı pancarla. Evet. Günümüzde insanlar bunu kırmızı lahanayı da yapıyorlar ama öz gerçek reçetesi. Pancar. Kırmızı pancarla kırmızı yapılması. Pancar. Pembe sultan. Tereyağı, sarımsak. Oldukça lezzetli yani oluyor. Yani zaten sirkeyle beraber pişiriyorsunuz onu ocakta. Yani sirkeyle beraber haşlıyorsunuz. Hmm. Yani çok hoş bir tat veriyor. Çok da güzel oluyor. Şefim, ben de bir tarif uydurdum, yaptım, denedim de çok da hoşuma gitti. Kırmızı pancarı rendeledim. Biraz işte böyle et suyunun içerisine attım. Sonrasında efendim onu tekrar rondodan geçirdim. Biraz daha tatlandırdım. Böyle un kavurdum falan şimdi böyle içine. Haşlanmış mı?
Haşlanmış. Haşlanmış. Çünkü kaynarken haşlanıyor zaten. Yani evet. Çok güzel bir renk bıraktı. İşte bir parçacık un kavurdum, kattım onun içine. Hı-hı. Bir lezzetli çorba oldu. Olur. Tabii ki olur. Bence çocuklarımıza yedirebileceğimiz güzel bir çorba çeşidi olabilir değil yani, mi? Tabii şimdi çocuklara biz her şeyi beğendiremiyoruz. Benim de kızım var işte 6 yaşında. İlk önce görüntüye bakarım. Yemeğin tadından önce hemen burun kıvırır. Ben bunu yemem. Evet. Diğer, hani işte görünüm olarak da. Hoş bir renk, şimdi güzel bir görünüm. Şimdi bildiğim kadarıyla o şey yoğurdu. Marka söyleyeyim mi? Böyle hazır yoğurtlar var. Var. Evet. Onu kullanıyorlar. Onun suyunu kullanıyorlar. Onu da renklendiriyorlar. Değil mi? Tabii kırmızı pancarla. Evet, kırmızı pancarla şu an birçok şey yapılıyor. İşte yeni renkli ekmeklerimiz çıktı. Yeşil ekmeklerimiz. Evet. Ispanak suyundan efendim. İşte mor ekmeklerimiz ya da kırmızı ekmeklerimiz pancar suyundan ne kadar da güzel renk veriyor. Kesinlikle. Bence gıda boyasından çok daha faydalı. Tabii yani çok zaten amaç gıda boyasını kullanmamak. Artı sebzelerin aromasından yararlanmak. Yani yapay olarak ne kadar o aromayı verebilirsiniz? Değil mi? Kesinlikle veremezsiniz. Çok doğru. Yani. Çok doğru. Tabii ki bunlar aşçılık şeyinin artık sınırı kalmadı. Her şeyler deneniyor, yapılıyor. Evet. Ya geçmişte hani gördüğümüz tabii ki büyüklerimiz, ustalarımız her zaman saygımız var. Yani bir şekilde onlardan öğrendik. Ama hani bazen de aşmak gerekiyor bazı şeyleri. Tabii tabii yeni şeyleri yani, denemekte onu diyorum her zaman için fayda var. Kesinlikle. Evet bu arada kapattık. Sanıyorum siz de yenilikçisiniz. Kesinlikle. Sürekli bir şeyler kesinlikle deniyorsunuz. Yani ben kendimden büyük ustalarla çok çalıştım. Yani ben onlarda aynı şeyi gördüm. 60 yaşında şefim vardı benim. 60 yaşındaki bir adam hani dersin ki artık hani gitsin evde torunlarını sevsin derler ya. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ve 20 yaşındaki gençten daha heyecanlıydı. Tabii. 20 yaşındaki gençten daha heyecanlıydı. Ve sürekli işin başındaydı. Ben ondan çok, çok önemli. Yani örnek aldım kendime. Yani mesleğin sonu yok. Yani dünyanın neresine giderseniz gıda sektörü en önde. Tabii. Evet. En önde. Evet. Evet bu arada mantarlarımızı koyduk. Yavaştan sularını bırakıyorlar. Evet. Bu arada pirzolamı da ben koymak istiyorum. Evet. Döküm tavamız kızdı. Evet. Değil mi? İyice evet kızdı. Evet. İyice ısındı. Şimdi biraz daha çok az zeytinyağı. Çok az bir yağ koyacağım ona tavaya ben. Hı-hı. Peki. Bu tarifte etimizin yani pirzolamızın biraz dinlenmiş olması gerekiyor mu? Yok, hayır. Kuzu eti, yani marinasyona falan ihtiyaç duymadan pişirilebilir. Tabi dana eti olsa, tabi dana bonfile de pişirebilirsiniz. Hı. Yani sadece kontrafile pişiremezsiniz. Evet. Bir marinasyon gerekebilir. Evet. Ama bunda herhangi böyle bir şey gereksinim duymuyoruz. O yüzden çok da fazla yani sos içinde bekletilmesine gerek tabii yok diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Muazzam kokular sardı yine mutfağımızı. Evet. Kuzu eti çok bütün yemeklerin orijinal tarifi genelde kuzu etiylendir. Evet. Osmanlı'da bakarsanız Osmanlı mutfağındaki yemekler
Orijinal tarifi genelde kuzu etiyle. Evet. Öyle şey yapmışlar. Evet. Evet, daha lezzetli oluyor. Bu tabii zevke göre, kişiye belki, göre de değişir. Tabii. Şey olarak da, kas yapısı olarak da daha az kaslı bir hayvan. Yani tabii. Kuzu. Nihayet kuzu zaten. Körpe. Yani 3-4 aylık kuzu, yani. 6 aylık kuzu. Yani. Tabii körpe. Evet. Bu da çok doğal. Yani. Peki şefim, siz kendinizi hangi mutfak alanında geliştirdiniz? Ya da hangi mutfağı hazırlarken daha büyük keyif alıyorsunuz? İşte ne şöyle diyelim, Türkiye'de ne gerekiyorsa şu an günümüz şartlarında, yani ne gerekiyorsa biz kendimizi öyle yetiştirdik. Hepsi restoran, var. Otel, catering fark etmez. Fark etmez. Pastane dahil buna yani. Pastanede çok iddialı değilim tabii ki yani. Ama yine de unlu mamulleri de yapabiliyorum tabii, diyorsunuz. Yapıyorum, bu evet. Bu da bir ayrıcalık, doğru. Yani birden yapabilmek. Şefin gerektiği kadar pastane bilgim var. Yani unlu mamuller diye pastane, pasta işi biraz daha daha çok özen gösterilen farklı bir dal. Neredeyse bizim sonuçta mutfakta yapılıyor her şey ama biraz daha farklı. Evet. Yani doktorların daha şeyi gibi. Değil mi? Branşları gibi. Doğru. Biraz daha farklı. İşte ben de onu sormak istedim. Ama günün şartları neyi gerektiriyorsa biz de yani, sürekli kendimizi yenilediğimiz için her dalda... Tabii hiç fark etmez. Yani biz işimize başladığımız zaman o iş yeri için ne gerekiyorsa biz öyle yetiştirdik kendimizi. Zaten bu da yani, böyle olması gerekiyor diye evet, düşünüyorum.
Evet. Evet. Hayırlı olsun. Evet, gerçekten de oldukça mükemmel gözüküyor yemeğimiz. Son derece lezzetli olduğu belli. Çok da kolay değil mi? Evlerimizde de rahatlıkla yapabiliriz. Tabii, herkesin yapabileceği bir yemek. Biz buna sadece bir farkındalık yarattık. Farkındalık kattık, o kadar. Evet. Yani başka bir şey değil. Ama kolaylıkla evlerimizde kolaylıkla de yapıp, tabii yapılabilir. Yiyebiliriz. Piyasada bulunan malzemeler. Yani tabii ki pirzola ucuz bir şey değil, pahalı malzeme de. Diğer garnitürde kullanılan malzemeler normalde pazarda her yerde bulabileceğimiz malzemeler. Evet. Pirzola değil, efendim tavuk bagetle de yapabiliriz. Ya da tavuk pirzolayla da yapabiliriz. Kesinlikle olabilir. Tabii. Değil mi kuzu İnsanlar, pirzola yerine? Her türlü bunu ya deneyebilirler. Yani tavuk etinden deneyebilirler, tavuğun pirzolasından deneyebilirler. Tavuğun göğüs kısmına beyazından da deneyebilirler. Evet. Yani daha çok hani yağ oranına dikkat edenler için, yani yağlıdır ben yiyemiyorum diyenler için gayet sağlıklı bir yemek. Evet. Evet. Biz de diyoruz ki ellerinize sağlık. Sağ olun efendim. Bu kadar güzel bir tarifi bizlerle paylaştınız ve sundunuz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Afiyet olsun. Sağ olunuz. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, şefimiz Sayın Adem Öztürk muhteşem bir tarifle programımızı noktalıyor. Hoşçakalın.